Merhaba değerli yatırımcılar, ben InvestAza yatırımdan İsmail Berkok Bilgiyer. Bugün sizlere günlük bültenimizde yer alan dolar-tl, euro-dolar ve onsaltının teknik grafiğini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle tabi dolar-tl'ye baktığımızda şu anda bugün içerisinde uzun zamandır görülmeyen bir düşüş yaşadığını gördük. Tabi bunun öncelikle küresel piyasalar tarafından bakarsak Amerika ve Çin ile yapılan görüşmelerden gelen açıklamalar var. Burada tabi başkan Trump'ın açıklamaları önemli. Amerika Birleşik Devletleri 200 milyar doların üzerindeki malları Çin tarafından e, ithal edilen ithal edilen gümrük tarifesi uyguladı. Tabi e, tabii diğer taraftan Trump'ın e, açıklama e, görüşmeler öncesinde yaptığı bir sözü vardı. Çin e, anlaşma tarafında sözünü tutmadığıyla ile dair. Bunlar tabii küresel piyasalarda hem de dolar TL'ye önemli etkilen verilerdi ki dün Amerika tarafında veri akışı yoğundu. Baktığımız zaman Amerika tarafında dış ticaret açığının beklenenden yüksek geldiğini gözlemledik. Enflasyonda belli bir düşüş vardı yani beklenenden az geldi. En önemlisi tabi istihdam piyasası hala güçlü olduğunu gösterdi Amerika tarafında. Çünkü istihdam piyasasında beklenenden iyi bir veri geldi. Tabi yurt içi piyasalara baktığımızda yurt içi piyasalar tarafında da önemli veriler ve Merkez Bankası önemli adımları vardı. Veri açısından baktığımız zaman haftalık bazda tabii döviz rezervlerinde belli bir gerileme kaydedildi. Fakat Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar Dolar TL'nin düşüş seyrinde önemli rol oynadı. Baktığımız zaman Merkez Bankası bir haftalık repo ihalelerine ara verdiğini duyurdu ve zorunlu karşılık oranlarını %40'dan %30'a çekti. Açıkçası biz Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda da bir haftalık repo ihalelerine ara verdiğini görmüştük ve yine aynı şekilde Dolar TL'de satışlar yaşamıştı. Yine aynı tepki verdi piyasada. Satışların tabii teknik açıdan devam etmesi durumunda 6-10 seviyesi bizim için önemli destek noktamız. 6 o seviyesinin aşağı yönünü kırması durumunda ise 6.05 noktalarının altı takibini sağlayacağız destek olarak. E, 6.04, 6.05 noktaları. Tabi yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 6.22 bizim için önemli bir direnç. 6.22 yukarı yönlü kırması durumunda ise 6.28, 6.29 noktalarının takibini sağlayacağımızı belirtmekte fayda var. Gün içerisinde açıklanacak ekonomik takvimdeki veriler de tabi gidişat direkt etkilediğini söyleyebiliriz. E, yurt dışı piyasaların sakin olduğunu söylemeliyiz Amerika tarafında ise enflasyon verisi yani tüfe ve federal bütçe dengesi verisinin takibini sağlayacağız. Euro-dolar paritesine baktığımızda ise dün tabi yukarı yönlü bir hareket gözlemledik Euro-dolarda ki bugün de bu yukarı hareket devam ediyor. Sabah saatlerinde Almanya'dan ticaret dengesi verisi geldi. Burada tabi açıklanan veri birlikte yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söylemekte fayda var. Şu anda 1.12.25 seviyelerinde işlem görüyor Euro-dolar paritesi. E, tabii dün özellikle Trump'ın açıklamaları ve e, Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleriyle birlikte e, oluşan belirsizlikte euro dolara karşı değer kazandığını gördük. E, yukarı de, yani euronun değer kazanması durumunun devam etmesi durumunda e, 1.12.40 kili seviyelerin takibini sağlayacağız direnç noktası olarak. Bu seviyede kırdığı durumda 1.12.60 bizim için önemli bir eşik. Önemli bir direnç noktası olacaktır. Buradan tabi geri dönüşlerde yani satışlar yaşanması durumunda aşağı tarafta 1.11.82 noktası bizim için önemli destek noktası olacaktır ki burayı da aşağı yöne kırılım yaşanması durumunda 1.11.64 noktalarının takibini sağlayacağız. Buradan tabii tekrar yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Ekonomik takvime baktığımızda ise Amerika tarafında tüfe federal bütçe dengesi Euro bölgesinde de sadece söylediğimiz gibi Almanya tarafından ticaret dengesi verisini takibini sağladık. Altının on, ons fiyatını incelediğimiz zaman ise şu anda tabii altın 1283 seviyelerinde işlem görüyor. E, Düğ yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu gördük. Burada tabii Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmesinde e, yaşanan belirsizliklerle ve gelen açıklamalarla birlikte doların elini zayıfladığını gördük ki bu da tabi zaten yatırımcıların kafasında güvenli liman algısı oluşturan altına bir yönelim gerçekleştirildi bu sayede. E, yukarı yönlü hareket oldu ki burada e, çok... 50 günlük üstel hareketli ortalama seviyesinin oralardaydı ki buradan tekrar şu anda satışlar hafif geri çekilme yaşıyor. E, geri çekilmelerin yaşanması durumunda aşağıda 1278 noktasının takibini sağlayacağız. E, desteğin aşağı yöne kırılması durumunda ise 1275 bizim için önemli bir destek noktası olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise e, 1286 seviyesini takibini sağlayacağız. 1286 seviyesini yukarı yönlü kırdığında ve özellikle 50, e, 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine attığında ise 1289 1290 noktaları bizim için önemli direnç noktası olmaya devam edecektir. Videomuzla alakalı soru veya önerileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Investaze yatırım ailesi olarak herkese bol kazançlar dilerim.